Intro, özellikle multimedya diye ifade edebileceğimiz içeriklerin giriş kısmında genellikle kısa tutulan bir nevi tanıtım kesitleri olarak da bilinir. Buradaki tanıtım aşaması, intro'yu kullanma amacınıza bağlı olarak değişebilir. Intro, videoda bahsedilen içerikle ilgili olabilir, içeriği hazırlayanla ilgili olabilir ya da içeriğin atfedildiği kişi ya da onayları açıklamak için hazırlanabilir. Introlar müziklerde, filmlerde, oyunlarda, dizilerde, kurumsal sunumlarda, webcastlerde, podcastlerde hatta sıradan internet videolarında bile karşınıza çıkabilir. Çünkü introlar video dünyasında fark yaratmanın günümüzde en yaygın yollarından biri olarak görülüyor. Introları içeriye dair merak uyandırmak ya da içeriye dair bilgi vermek için de kullanmak mümkün. Bu noktada intro mantığını şöyle düşünebilirsiniz. Bir kitapçıda kitap seçerken çok satılanlar dışında kitap aradığınızı varsayalım. Kitabın başlığı ya da arka kapak yazısı sizin kitaba olan tutumunuzu etkileyecektir. Çünkü iki unsur da size kitabın içeriğine dair bilgiler sızdırmakta ve bunun yanında ayrıca merak uyandırmaktadır. Dilerseniz videolarınız için etkili bir intro hazırlayarak kişilerde merak uyandırabilir ve içeriğinize ulaşan hedef kitleyi genişletebilirsiniz. Intro sadece video girişindeki görsellerden ibaret değildir animasyonlar, müzikler, ses efektleri, çeşitli yazı fontları, logolar, dijital çizimler, dramatize edilmiş arka fon, dikkat çekici yazılar gibi birçok alternatifiniz var. Bunlardan birkaçını kullanarak hazırlanan bir intro kompozisyonu videonuza izleyici çekebilir. Introlarda karmaşık yapılara yer vermemeye ve net olmaya çalışın. Çünkü farklı olacağım diye her alternatifi introda kullanmak Kafa karıştırarak izleyici konsantrasyonunu bozabilir. Bu izleyici çekmek yerine izleyici kaçırdığından istemediğimiz bir durumdur. Bu yüzden intro hazırlamaktaki asıl amacınıza odaklanmayı deneyin. Intro için kritik noktalardan biri de süre. Intro süresini olabildiğince kısa tutmaya çalışın. Ne kadar harika olursa olsun uzun bir intro, aradığı sorulara cevap bekleyen bir izleyen için sıkıcı gelecektir.